Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüp Güler, Haber Aksi ve ekranlarında Burcu Düzgün'ün hazırlayıp sunduğu Haberin Sesi programına konuk oldu. Güler seçim sürecini değerlendirdiği programda esnaf sayısının az olmadığını ve bu nedenle milletvekili adaylarının her gittiği yerde esnaf ziyaretlerine büyük önem verdiğini söyledi. Esnaf kesimi tabii ki az bir kesim değil. Yani milletvekillerimizin, partilerin esnafımızı gezmesi. Samsun'da bize kayıtlı 40 bin esnaf var. Bunun haricinde kayıt dışı esnaflar var. Yani biz bir 50 bin kişiye hitap eden bir kuruluşuz. Değil mi? Geniş bir kitleden yani, söz ediyoruz. Kendileri 50 bin kişi bir aşiret gibi. Bunun aile kısmı da var. Tabii seçmenin büyük bir kısmını da esnaf ve sanatkar oluşturmaktadır. Esnaf sanatkar hiçbir zaman devletine karşı gelmemiş, hiçbir olayların içinde olmamış, provokasyon yapmamış. Olduğu gibi olayları, gündemdeki olayları kabullenmiş bir kesimdir. Hiçbir zaman dik başlılık yapmamıştır. Bayrağını her zaman seven bir kesimdir. Evet. Bu bundan sonra böyle olmayacaktır. Yani bu bir tehdit falan değil. Biz de ne olduğumuzu, sesimizi duyuracağız bundan sonra. Tek partili bir iktidarın esnaf için daha faydalı olacağına inandıklarını kaydeden Güler şunları söyledi. Bir endişe durumu var, korku durumu var. Bu yansıyor esnafa. Yansıyor, her türlü yansıyor. Yani bunun ortadan kalkması lazım. Ekonomik açılımların gerçekleşmesi ve refah seviyesinin artması lazım. Kısacası hem ekonomik hem siyasi istikrarın sağlanması gerekiyor. Asgari ücret artışının partilerin seçim vaatlerinde yer almasını da değerlendiren Güler, bu güzel bir gelişme ancak burada ödenecek SGK primleri, vergiler işverene yük getirecektir dedi. Var olan esnafın yaşaması lazım. Değil mi? Bunun önce sürdürülebilir olması lazım. Gerekiyor. Şimdi mesela sosyal güvenlik primi destekleme emeklilerden %15'ti, %10'a indi. Şimdi %10'da kalkacak. Bu da güzel. Çok güzel. Yani ama bunun yanında bir AVM yasası vardı. Yasa çıktı. Yasadaki yönetmelikler faaliyete geçmedi. Bunları bekliyoruz.